Herkese merhaba. Ben Yoga Duygu'dan Zeynep Şensoy. Bugün sizlerle yüz yogası dersi yapmak yerine bayağı son zamanlarda derin tartışma konusu olan yüz yogası gerçek mi yoksa sadece öyle palavra bir şey mi onu konuşacağız. Mesela araştırdığınız zaman yüz yogası işe yarar mı, yaramaz mı diye karşınıza çıkan bazı makaleler var. Hani okuduğunuz makalelerde bir doktor tarafından yazılmış oluyor ve size çok büyük bir ciddiyetle okuyorsunuz onu. İlk cümlesini okuyayım size, beraber tartışalım. 70 yaşında bir adam düşünün demiş hocamız. Hayatını spora adamış ve 18'lik delikanlılara taş çıkarır bir vücudu var. Egzersizlerini aksatmamış, beslenmesine dikkat etmiş, düzenli sporla her zaman kaslarını dolgun tutmayı başarmış. Bu adamın 70 yaşında olduğunu nasıl anlarsınız? Kaç kişi yüz bölgesinden dedi acaba diye sormuş. Evet, sizler doğru cevabı verdiniz. Hayır, ben yüzden demedim. Ben bütün vücudundan anlarım bu amcanın 70 yaşında olduğunu. Niye? İstediği kadar spor yapsın. 20 yaşında bir delikanlıyla 70 yaşındaki bir delikanlıyı yan yana koyun. Mutlaka ki cildinden, derisinden anarsınız onların arasındaki yaş farkı olduğunu. Bizim de aslında burada yüz yogasında yapmak istediğimiz bu. Yani 70 yaşında 20 yaşında göstermek değil. 70 yaşında, 50 yaşında, 30 yaşında kaç yaşındaysam o yaşın dinci, o yaşın aydınlığı, o yaşın sıkı bir cildine sahip olmak. Marilyn Monroe bile dünyanın artık sayılan belki de en güzel kadınlarından bir tanesi demiş ki bu yer çekimi hepimizi alt edecek hanımlar demiş. Evet, yer çekimine karşı koymamız, yaşımıza yani hayatın verdiği bir takım şartlara karşı koymamız mümkün değil. Ama bizim istediğimiz, biz burada spor yapıyoruz. Bunu 2x2x4 anlaşalım. Spor yaptığımız zaman ne olacak? Biz kolajeni artıran, kasları çalıştıran, cilde o oksijeni veren, kan dolaşımını veren aydınlık bir cilde sahip olacağız. Yani benim amacım burada, benim, sizin, hepimizin yüz yogası yaparak amacımız gidip de bir botoks etkisi, dolga etkisi, atıyorum bir neşterle o hani sarkmaların toparlandığı etkiyle her zaman bir hani ne bileyim bir bebek suratı, o yapmacık bir suratla sahip olmak değil. 50 yaşında da ben Zeynep'im ve o Zeynep cin, o cildi aydınlık, parlak, sıkı, duru bir cildine sahip olması amacım. Yani çünkü düşünün, selülitiniz var. Selülitinizi sadece kremle yok edebilir misiniz? Ya da gidip sadece bir klinikte oradaki hani yağları alarak yapabilir misiniz? Hayır. Ne yapmanız gerekiyor? Onlar geçici işlemler oluyor. Asıl aslında yapmanız gereken şey sizin kendi içinizde. Sizin o sporu yapmanız, beslenmenize dikkat etmeniz. Yoksa istediğiniz kadar senede 2 kere karnınızdan, bacaklarınızdan yağlarınızı aldırın. Siz tembelliğinize devam ettirdiğiniz sürece o işlemleri durmadan yaptırmak zorundasınız. Burada da keza öyle. Botoks yaptırın, dolga yaptırın. İsterseniz bütün hani işlemleri yaptırın. Ama en alttaki cilt 4 tane katmandan oluşuyor. Kas dokusu, yağ dokusu, dermis, epidermis. Bizim amacımız en alttaki kas dokuyu çalıştırmak. Yani hiçbir işlem kas dokusuna dokunmuyor. Biz yüz yogamızla kas dokusuna dokunuyoruz. Evet, üzerine gidin, cilt bakımını kesinlikle yaptırın. Kreminizi, cildinize uygun bir kreminiz kesinlikle olsun. Keza mesela mezoterapiler, o hani vitamin kokteylleri çok çok sevdiğim işlemler. Bunları yaptırın. Ne oluyor ondan sonra onları yaptırınca? Biz en altta yüz yogamızı yapıyoruz. Kas çalıştırıyoruz. Üste de hop vitamin enjeksiyonları, kremlerle hop sıkılaştırmış oluyoruz cildimizi. Ve kendi güzelliğimize kalmış bir bedenimiz oluyor. Zannediyorum kısaca bir şekilde açıklayabilmiş oldum. Ki keza hani insanlar bazen nasıl söyleyeyim yüz yogasına karşı duruyorlar denemedikleri için. Hep mailler geliyor bana, Instagram'dan olsun DM'ler geliyor, YouTube'dan sorular geliyor. Zeynep Hanım yüz yogası gerçekten işe yarar mı yaramaz mı diye. Ben de şunu söylüyorum. Bir ders bir deneyin. Bir bakın. Yarıyor mu yaramıyor mu? Aynada kendiniz görün zaten. Bunun cevabını siz kendinize vereceksiniz. Ama hani diyorsunuz ki bilime ihtiyacım var. Benim gerçekten bilimsel bir araştırmaya ihtiyacım var. O da geldi. Geçtiğimiz ay Northwestern University'de dermatolojide profesör olan Doktor Murat Alan demiş ki 50 tane kadında 20 hafta boyunca yüz yogası yaptırmış. Diğerlerine başka bir grubu da yaptırmamış. Ve bu yüz yogası yapan kadınların yaşlarına göre 2 yaş daha genç gösterdiklerini fark etmişler. Alın size bilim, alın size araştırma. Hem kendinizi test ediyorsunuz hem de doktor size söylüyor ki bu muhteşem bir şeydir.
Ha, son bir şey daha var eklemek istediğim. Bizim aslında yüz yogası ile yaptığımız, ki ben de hani itiraf edebilirim, yüz yogasına başlarken ben çok sığ bir şekilde başlamıştım yüz yogasına. Hani hep amacım aynada ah işte şuram sarkmasın, kırışığım olmasın, hani dinç dursun, aydınlık dursun cildim. Ama derse gelen öğrencilerimle de bunu birebir görüyoruz, birebir tecrübe ediyoruz. Yüz yogası aslında sadece şuradaki fiziksel güzelliği sağlayan bir şey değil. Nefesle çalışıyoruz derste. Derste dilimizi çalıştırıyoruz, beraber çalıştırıyoruz, farkındasınız. Hani yuvarlak dilim yapıyoruz, dil kökünü çalıştırıyoruz. Bunların hepsi aslında psikolojik olarak bizim daha mutlu insan olmamızı sağlıyor. Derste nefes çalışıyoruz. Akıl, ruh, beden o birleşimini aslında oturtuyoruz biz yüz yogasıyla. Yani yaptığımız sadece gidip de bir enjeksiyonla, bir dolguyla, botoksla, yani hani hep dolgu botoks diyorum, hani kimse lütfen yanlış anlamasın, ama X işlemlerle yaptığımız sadece somut ve sadece anlık mutluluktan ziyade biz yüz yogamızda hem nefesimizi, hem zihnimizi, hem de cildimizi, kaslarımızı rahatlatarak bir bütünlük oluşturuyoruz. Pırıl pırıl, aydınlık, mutlu bir insan haline dönüşüyoruz. Yani yaşımızın güzeli, yaşımızın mutlusu, yaşımızın tatlı, sevimli insanı alıyoruz. Şimdi Zeynep çok konuştun, biraz da icra et diyorsanız, eğer daha önce hiç yüz yogası denemediyseniz benim YouTube kanalımdan başlangıç dersiyle başlayabilirsiniz. 1-2 hafta başlangıcı yaptıktan sonra orta seviyeye, daha sonra da diğer videoları devam ettirebilirsiniz. Ya da beraber karşılıklı ders yapabiliriz. Bunun için yogadayoga.com/atölyeden derslerimi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.